Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz bu renklerden yine bu mavi Reyyan marka tülbentime çok güzel bir model hazırladım. Modelimi de göstereyim. Şu şekilde tığımın numarası 21 arkadaşlar. Evet, modelim bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle çimeni ve çimene de bu farklı olarak bu dalı yaptım. Fıstık yerine bu şekilde arkadaşlar akide şekerleri yaptım. Fıstık oluyor, akide şeker neden olmuyor diyerekten ve akide şekerini yapmışken bir de şöyle anten yapayım dedim arkadaşlar. Farklılık olsun diye bu şekilde minik böyle küçük trabzanlardan oluşan da bir ara suyu yaptım. Çok tatlı, çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bakın ben çok beğendim. Şöyle güzel de olunca tasarımı sizlerle böyle yapılışını başlamak istedim. Denemek için şöyle hazırlamıştım arkadaşlar modelimi. Çok da güzel olunca hemen videosunu çekeyim dedim. Hazırlamışken bu şekilde tasarım. Evet, şöyle karşıdan da göstereyim. Şu şekilde. Modeli anlatalım arkadaşlar nasıl yapıldığına geçelim. Evet, tülbentimin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 no'lu videomda mevcut, oradan izleyebilirsiniz. Evet, ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın arkadaşlar, şöyle ara mesafesi olarak 4 tane bıraktım. 5 tane bırakıyorum. 5.'yi sizle başlayacağız. Sonra bu dallarımızı hazırlayıp sonra bu akide şekerlerimizi böyle antenli akide şekeri arkadaşlar. Bu şekilde antenleri olan bir akide şekeri yapacağız. Çok tatlı oldu gerçekten. Hoş bir akidemiz oldu. Evet, şimdi çimenini yapalım. Şöyle. İlk başlar gibi tığ battının içine sık iğne ile sabitleyip bir tane zincir. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki boş tığ battıya şöyle 3 seferde. 1, 2, 3. 3 seferde aldığım trabzan. 4 zincirimi çekiyorum. Kapattım. Hemen dibine bir sık iğne. Ve aynı değil de bir sonraki yanındaki boş olan tığ battıya kapattım. Bu şekilde şöyle yan yan durmasını sağlıyor arkadaşlar. Evet, şimdi 3 zincirden 3 tığ battı yaparak dallarımızı oluşturacağız. Bu 1. 1, 2, 3 zincir. 2. Yine 3 tane şöyle zincirimi çekip yandaki tığ battıya kapattım. Ve buraya 12 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zincirimi bu 3 zincirli tığ battının içerisine girip sabitledim. Tekrar 12 zincir, 2 tane dal oluşturacağız. Birisini oluşturduk. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. İkinciyi de aynı yuvaya tığ battının içerisine sabitliyorum. Şöyle bir tane sık iğne ile dönüş yapıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya 6 tane bu şekilde sık iğne yapacağım. Bu 1, 2, 3, 4, 5, şöyle 6. Evet, 6 tane sık iğneyi yaptık arkadaşlar. 4 zincir çekelim. Kapatıp oluşturalım. Şimdi bu geri kalan kısma da 6 tane sık iğne yapalım. Şöyle 1, 2, 3. Şöyle net görmeniz için kapatayım. 4, 5 ve 6. Evet.
6 tane de şimdi öbür dalımızı sık iğne ile dolduracağız. Direkt dalımızın içine sık iğne ile geçip şöyle 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, bakın. Aynısını 4 zincir çekelim. Sabitliyoruz dalımızın içerisine. Bu tarafına da 6 sık iğne yapıp aşağı iniyoruz. Şöyle 2 3 4 5 ve 6. Şimdi tığ battı seviyesine inmek için bu geri dönüşü yapmış olduğumuz, bakın, tığ battının içerisine de aynı tığ battıya kapatıyorum ve şöyle zincirimi çekip 2 tane sağda bıraktığımız boş tığ battıyı buraya da yapıyorum. Şöyle bismillah 3 zincirimi kapatıp oluşturdum. Bir tane zincir çekelim. Şöyle arkadaşlar, bakın, dalımız bu şekilde oluştu. Böyle oluyor. Sonra bunu kenarlarından tutturunca biraz daha yakınlaşacak birbirine. Şimdi ara suyundan da biraz yapıp bırakalım. Bir zincirin üzerine bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle iki. Minik bir trabzan. 4 zincirimi çekip sabitliyorum. Dibine bir sık iğne. Bakın, aynı değil de bir sonrakine kapatıyorum. Tığ battılarım birbirine yakın pipirikleri olduğu için. Ama sizin uzunsa arkadaşlar tığ battılarınız, üçer zincirliyse aynıya batabilirsiniz. 1 2 2 3 sefer. Şöyle 4 zincir. Şöyle yanına bir sık iğne. Sonra bir sonrakine sık iğne. Böyle minik pipirikleri olan sık iğneli trabzanlar yapıyoruz. Bir zincir, bir defa tığı doladım ve 1 ve 2 ve 2. 4 zincir kapattım. Dibine bir sık iğne ve yanına bir sık iğne. Bu şekilde 5 tane bırakıyorum. Siz ne kadar bırakmak isterseniz. Sonra da arkadaşlar, bakın, 3 tane tığ battı yapıp bu 2 dalı kuracağız. Sonra da çimen bitince bu akideleri rengarenk, hangi renk isterseniz yaparak devam edeceğiz. Evet, çimenini bu şekilde hazırladıktan sonra şöyle ters tarafına çeviriyorum ve 4 zincirli yuvanın içerisinden sık iğne ile girerek ipimi buraya tutturdum. 12 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Buradaki yuvanın içerisine girip sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Evet, bir zincirle düz tarafına dönüp sık iğne ile tekrar yuvanın içine sabitledim. Ve 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığı doladım. Yuvanın içerisine giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. Şimdi buraya 4 zincir çekiyorum. Yapmış olduğum trabzanı aralayıp bir tane pipirik oluşturdum. 2 zincir çektim. Bir defa tığı doladım. Yuvanın içerisine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bakın, bu şekilde 10 tane ilmeği topladım. En son bu 12 zincirli yuvaya girip hepsini birden, bakın, çekiyorum bu şekilde. Kapattım sık iğne ile. Şimdi bu kapattığım noktaya da 4 zincirimi sabitleyeceğim. Bakın, üzerine 1, 2, 3 ve 4 zinciri çektim. Kapattığım ilk yere ipimi sık iğne ile tutturdum. 3 tane zincir çekiyorum. Şu trabzanı hazırlarken 4, aşağı inerken arkadaşlar bu şekilde 3 yapıyorum.
Şöyle kibar bir duruşu oluyor. Evet. Şimdi buraya 15 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15. zincirimi kapattım. Bir tane anten oluşturdum. Evet, antenden sonra şimdi yine bir akide yapacağız. 4 zincirimi çekip 2 defa tığı doladım ve bu ana yuvadan girip yine 3 seferde 2 2 2 alarak 4 zincir boyutunda bir trabzan yaptım. 4 zincirimi çekip ipimi oluşturdum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Bu 2 zincir boyutunda ilmek çekeceğim. Bakın. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi bir defa tığı doladım. Yuvanın da içerisine girip sık iğne ile sabitleyip şöyle bakın 10 tane 1 2 3 4 zincir buradan sık iğne ile girip sabitliyorum. Bir tane pipirik oluşturdum. Hemen pipirikten sonra 3 tane zincirimi çekip aşağıya yuvaya kapatıp akidemi tamamlıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi 15 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 zincirimi buraya kapatıp bir tane dal oluşturuyorum. Bakın 15 zincirden dal bu şekilde antenin kenarından yüksekçe olur. Daha yüksek isteyen 17 zincirle de uzatabilir. Evet, yine 4 zincir çekiyorum. İlki 4 zincir. 2 defa tığı doladım ve bu 12 zincirli yuvaya girip 2, 2 ve 2. Şimdi 4 zincir. 4 zincirimi trabzanımın arasına kapatıp sabitliyorum. Şöyle 2 tane de zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Bu 1. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bir defa tığı doladım ve buradan kapatıyorum. 4 zincir çekiyorum. İlk bu kapattığım sık iğnenin dip kısmından 1, 2, 3 ve 4 zincir. Şimdi 4 zinciri kapatarak 3. akideyi de bitirdim arkadaşlar. Ve buraya yeşil yuvanın da içerisine bakın. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Hem bu şöyle meyilli durmasını sağlayıp hem de güzel bir görüntü veriyorum. İlk sık iğnenin kapatmış oluyorum yani. Evet arkadaşlar. Akidelerimiz bu şekilde. Şimdi şu antenlerin kirpiklerini yapalım. Evet. Şimdi antenlerini de yapalım akidelerimizin şöyle. Ve bu ilk 15 zincirli yuvadan girip sabitliyorum ipimi. Bir şöyle beyaz olduğu için mavi sereyim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir antenimin içerisine kapatıp sabitliyorum. 5 zincir sarı bu 15 zincirden yaptığım sarı yuvaya 3 tane bu şekilde pipirik yapıyorum.
Şimdi üçüncüyü de yaptık. Şöyle dibine bir tane zincir çekiyorum. Muhakkak bu bir zincirin olması şart arkadaşlar. Şöyle yaptığım pipirikleri bir göstereyim. Örümcek yapıp diğer dala geçeceğim. Sonra bu örümceği keseceğim. Muhakkak onun için de dibine bir zincir şart. Kesince yoksa sökülür arkadaşlar pipirikleriniz. O zinciri unutmayın. Şöyle sık iğne ile buraya geçişimi yaptım. 5 zincir çekiyorum. Bakın burada zincir çekmiyorum. Çünkü oradaki dipteki sık iğne koruyor onu. Geçiş yaptım. Sık iğne. Tekrar 5 zincir. Sabitliyorum. 5 zincir. Sabitledim. Dibine bir tane zincir çekiyorum. Ve kapattım. Şimdi bu şekilde oldu ya arkadaşlar, bakın şöyle öne göstereyim. Şu örümceğimizin en baştaki şu telinden kesin, tamam mı? İkisi aşağı birisi yukarı bakıyor ya. Oradan şöyle makasınızı kesince şöyle şunu da göremezseniz şöyle çekeyim. Bakın. Ne kadar kolay açılıyor. Gördünüz mü? Bakın bir zincirin şöyle olması arkadaşlar sökülür. Bunu da bu şekilde bakın dip kısmında sık iğne koruyor. Hemen bunları yakıp geleyim ben. Evet, antenli akide şekerlerimiz hazır arkadaşlar. Çok tatlı oldular, bakın gerçekten de çok güzel bir tasarım yaptım. Sizler için hazırladım modelimi. Şöyle göstereyim. Evet. Yapımı da çok kolay arkadaşlar. Bu şekilde dalların üzerine, iki tane dalın üzerine 3 tane akide şekeri, aralarına da 15'er zincirden 3'er pipirikten oluşan bir bu şekilde böyle akide şekerleri yaptık dalların üzerine. Şöyle bir tane de pembesini göstereyim. Pembeyi ilk önce zaten ilk göstermiştim. Şöyle ters tarafından yakın plan göstereyim. Biraz ben arkadaşlar ekran amaçlı yakın yapıyorum demiştim. Gayet de yakın oldu. Gerçekten. Şunu biraz daha siz arasını ayarlayabilirsiniz. Çünkü akideler 3 tane olunca biraz biri düştüyse bunu 7'ye çıkarabilirsiniz. Evet, 5 olan ara suyunu. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Ütüye de giden, bakın sık iğne olduğu için ütüye de giden bir modelimiz oldu. Akidemiz oldu. Şöyle teker teker net bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Evet. Emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Sizler de yeni videoların devamı için YouTube'da önermelerde öne çıkarmak için beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.